Efendim hoş geldiniz. Cenk Bey'in hediyesini gönderdim. Naz Hanım'ın çiçeği ulaştı. Teyit ettim. Haberiniz olsun. Ne oldu efendim? Hazım Bey'le görüşmeniz kötü mü geçti? Yok, onu hallettim. Bu şef yapıştı kaldı yakamıza Ati. Efendim isteyin bir yolunu bulup kovdururuz. Öyle kolay değil. Naz'ı yumuşak karnından yakalamış. Nasıl yani? Adam Naz'ı da Şebnem'i de öylesine bir inandırmış ki ikisi de onu restoranın kurtarıcısı sanıyor. Efendim Naz Hanım yakında anlar nasıl bir adam olduğunu. Adam kendini belli etmiyor Ati. Hadsizin küstahın teki ama akıllı. Kolay lokma değil. Nasıl yapacaksınız efendim? Var mı aklınızda bir şey? Sırf yüzü asılmasın. Eve gelirken ayakları geri geri gitmesin diye ömrümü verdim ben. Ah, ah ne aptalmışım. Kendinize haksızlık etmeyin. Işına ne kadar güçlü olabileceğinizi fark ettiniz. Öyle mi diyorsunuz? Ben demiyorum, siz diyorsunuz. Ben sadece yol gösteriyorum. Yaşayan, keşfeden sizsiniz. Bora Bey, durun. Çok pardon ama abim bana sormadan eşyalarımı gasp etmiş de. Şimdi sırası değil. Haftayı yine aynı saatte bekliyorum. Kusura bakmayın bu olanlar için. Yok, estağfurullah. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun ya? Eşyalarımı ne yaptın? Sana kaç kere söyledim bende kalacaksın diye. Beni buna mecbur bıraktın. Peki sen dediğinde ben bunu kabul ettim mi? Hepsi eski püsküydü zaten. Hala eski diyor ya. Ya eski ise eski, sana ne? Belki ben seviyorum. Belki benim için bir değeri var. Aa, tabii ya. Tabii. Senin görmeye dahi katlanamadığın eskiler çünkü onlar. Kes sesini. Saçmalama. Çünkü onları gördükçe aslında kim olduğunu hatırlıyorsun. Bu da işine gelmiyor tabii ki. Sen de haklısın. Bak ne diyeceğim. Sen şimdi böyle ultra şık ofisler tutuyorsun. Ne bileyim pahalı yerlerden falan giyiniyorsun ya. Harbiden unutturuyor mu sana bunlar gerçekte kim olduğunu? Ha? Bak ben bunu bir araştıracağım. Para hafıza siler mi? Tamam mı? Rahatladın mı Boracığım? İçini döktün mü? Al şunu. Bunu da. Ne bunlar? Benim her zaman gittiğim mağazanın kartı. Bu da kredi kartım. Limitsiz. Git adam gibi bir şeyler al kendine. Taylan Bey'in haberi var dersin. Peşinde pervane gibi dolanırlar zaten. Hadi. Eyvallah. Ay şekerim, seninle konuşunca içim rahatladı. Çünkü abimin ağzından tek kelime çıkmıyor. Endişeye gerek yok Feza Hanım. Her şey gayet yolunda. Oh, içim ferahladı. Resmen bir anda bütün çakralarım açıldı, çok şükür. Yalnız küçük bir ricam olacak. Tabii hayatım, ne demek? Bir aile yemeği düzenlemek istiyorum. Bu konuda yardımınıza ihtiyacım var. Eğer bu konuda bana yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz. İstediğin bu olsun Taylancığım, seve seve. Hatta yemeği bizim evde yapalım, tam bir aile yemeği olsun ha? Muhteşem olur. O zaman ben hemen gideyim de hazırlıklara başlayayım ha? Hayır, sen rahatsız olma. Hadi kaçtım ben. Bye. Görüşürüz. Ha şöyle yola gel kardeşim. Harca, harca. Sana limit yok. İstediğin kadar harca. Oğlum şöyle oturup doğru düzgün yesene. Sağlıklı şeyler girsin vücuduna. Ya sen benim sağlığımı bırak da kendi sağlığına bak bence ilk önce. Yok gece gece gelmeler, yok kavgaya karışmalar. Seni serseri. Bakıyorum keyfin yerinde. Akşam da böyle olursun umarım. Ne var ki akşam? Naz'ın ailesiyle yemek yiyeceğiz. Yiyeceğiz derken? Ben de mi geliyorum? Hayret,
Sen beni insan içine çıkarmazdın, hayırdır? Aile yemeği olacak çünkü. Hep beraber olacağız. Peki kaç kişilik olacak bu aile yemeği? Naz'ın ailesi, sen, ben. O kadar. Peki bizim ailemiz iki kişilik mi? Yani senin benden başka ailen yok mu? Çok zorluyorsun beni. İyi. Ama bak, hazır Naz evlenmeyi kabul etmişken bence kendini riske atma. Beni vitrine koyarsan karizma çizilir, benden söylemesi. Biraz çeneni tutarsın, olur biter. Koskoca soylu erleri dünya dertleriyle uğraştırma diyorsun. Biraz Taylan Günebakan'ın kardeşiymiş gibi davran diyorum. Aa, o taze bitti. Şu an sade, katıksız, etiketsiz Bora var. Ondan verelim. Hı, bu etiket deyince aklıma geldi. Bir sürü alışveriş yapmışsın. E, neredeler? Bir giy de görelim. Tamam abicim. Madem çok istiyorsun, yakında görürsün.